Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم قل الروح من أمر ربي صدق الله العظيم. Koy abi, koy. Sıcak abi. Olsun. Çok iyi. Tamam abi. 29. efendim sözden sayfa 505. Hatta 507 ve 508'den atıflar yapacağım. Diyor ki, hem denilebilir ki bir kısım hayatlar etsam, bir hadis-i şerifte ehli cennet ruhları ve burada olanlar, berzah aleminde şu anda vefat edenler, yeşil kuşların ceflerine girerler ve cenneti gezerler diye işaret ettiği tuyurun, hudrun, tesmiye edilen cennet kuşlarından tut, ta sineklere kadar. Mükemmel bir ders yani, eğer becerebilirsen. Acayip bir şey, kabiri bileceksin bu derste. Biraz cenneti bileceksin. Kesinlikle fıtratı bileceksin. Ervah-ı aliye, ervah-ı habise, karma bir ders yani. Başka malzemesiz olmaz bu. Pek dokunulmaz buraya. Şimdi ehli cennet ruhları cennet cismaniyettir ama atom cinsinden değildir. Tamam, böyle kaziye hükmünde hükümler söylüyor. Berzah aleminde yeşil kuşların ceplerine girerler. Yeşil kuşların kanatlarına girerler. Ve cenneti gezerler. Yani berzahta olanlar şu anda. Cennetin kaç tabakası var? 8. 8. Bak şöyle bakın. 8. Şöyle şey diyor. Honi şeklindedir diyor. Usta, tabakaları şöyle yuvarlak, köşeli değil. En üst her tarafa hakim değil mi abi? Her tabaka her yeri görüyor. Her tabaka her yeri görüyor. Ama honema böyle değil. Böyle düşün. Elezonik. Veya böyle. Dört tane honi. Tamam mı? Yani şöyle... Şöyle, şöyle, şöyle. Şimdi bunun ortasına da şöyle, 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 şöyle. Birbirine geçmiş dört tane honi düşün. Her yeri görüyor. Anlatacağım şu. Darül Selam var, cennetin bir tabakası. Darül Selam var. Darül Selam'ın özelliği, en büyük sıfatı, işaret edeceğiz de anlatıyor. Ben kısaca anlatıyorum. Dünyaya benziyor. Ünsiyet olsun diye. Mesela evlikleri dünyaya benzer. İsimleri de benzer ama tatları benzemez. Niçin? Dünyadan gider gitmez bir anda cennette muhatap olan bir dima, bir ruh felç olur. Bir geçiş yaşaması lazım. Yani orada öyle diyor. Diyor ki, o cennetin o meyveleri, isimleri ve şekilleri, renkleri dünyadakine benzerler. Erik eriktir aynı. Ama tatları benzemez. Sonra oradan böyle honi gibi oradan giriliyor. Ondan sonra dünyanın ne benzeri var ne bir şeysi var orada. Bu bir anda şok olmasın diye. Mesela Allah bir anda düşünüyordum.
yaşlı olarak yaratılsak, eski çocukluğundaki ilkokul 3'e giderken şeyimden bir tanesi de bu. Bir tanesi neydi? Hiç kimse yaşamıyor. İnsan olarak sıfırlayıp diğerleri hep gölge öyle zannediyor. İlkokula 3'e giderken. Bir tanesi de bu yani. Yaşlı gelsem sonra benim ölümüm ufalıp sıfıra gitsem. Tabii sonra anladım ki insanın aklı göre göre baba, dede, yürüye göre göre alışıyor bu dünya. Bir ama 50 yaşına kadar doğuştan ama bir anda gözü açılsa olmuş yani böyle. Aklı gitmiş. Aklı gider. Koruyamaz yani aklını. Nasıl koruyamaz? Aşırı şiddetli korkuda akıl gittiği gibi. Koruyamazsınız o şiddetli enerjide. Yani korku ve aşırı lezzet veya muhabbet ortaya çıkan ruhta patlama yapan o ruhu dima kontrol edemiyor. Silip süpürüyor dışarıya çıkarken ruhtan. Yani şöyle düşünün, Karadeniz'desiniz, öyle dereler var, dağ geldi, koptu, dereyi kapattı. Dereyi kapatınca baraj gibi yaptı. Baraj bir anda açılsa o toplanan su, önüne geleni ne yapar? Siler, süpürür. Değil mi? Ruhta yapan patlama bir enerji dima sile süpürür. Kontrollü oluyor. Bunun adı zaten şeydir. Muhiddin Arabi gibi ama tavsiye etti diyor. Gidiyorlar, fena fillahı oluyor ve kabillahları olamıyor. Kazanımları, ruhtaki kazanım enerjilerini dünyaya gelirken meratiplerden inemedikleri için ruhtan dışarıya çıkıyor. Kalp, çık dışarıya, vicdan, çık dışarıya dima. Hepsini silip süpürüyor. Artık o. Orada yani burada yaşıyor senin ama değil yani. Silip süpürmüştür. Burası ile orası arasındaki yakınlığı şöyle düşünün. Fizik de metafizik. Ne kadar uzaksa dünya ile ahiret o kadar uzaktır. Yani hep derim odun ile odunda odunu meydana getiren duman ve nur. Duman, nur, ateş. Odunu meydana getiriyor. Ama odun gözüküyor. Hiç ömründe içini görmeyen, çıkanı görmeyen bir insana iki zıtın orada olduğunu, dumanla nurun orada olduğunu anlatamazsınız. Kesinlikle anlatamazsınız. Anlatamazsın ya. Niye? Görmesi lazım. Şimdi odundan bu çıkar. Tabii ki bu çıkar. İşte sufli veya basit bunlar ahireti dünyadan böyle uzak görürler. Odundan nuru uzak gördükleri gibi. Abi sizi şu anda dinliyorum ya, sizin sesinizin bana gelişi sanki çok normal değil mi? Hatta evet. Gelmese anormal gibi geliyor. Halbuki ne kadar büyük bir mucize ya. Olmaz. Ya Rabbim ya Resulallah. Ama ne olmuş, biz buna alışmışız. Alışmışız. Demek ki aynen bu şekilde. Evet. Mesela âli ruhlar için burada durmak zor. Çünkü orası aralanınca burası çok garip oluyor yani. Ölmek istemişler. Ölmek istemişler. Hani onlar ehli tasavvuf, kalpleri açılmış. Ehli muhakkik ve mudakikler, ikisinin cemine de asya denilir. Onlar ölmek istemiyorlar, hizmet etmek istiyorlar ama yani onların en büyük azabı da orayı, oranın haletlerini burada yaşadıkları için buranın sünnetullahına uymaları zor oluyor. Ruhlarındaki coşkunlukları kontrol edemiyor. Ediyorlar, edemiyorlar. Oluyor işte. Evet, bu kabirde olan bu tuyurun, hudrun tesmiye edilen cennet kuşları varmış. Onlardan
biniyorlar kanatlarına. O cennetin 8. tabakası var ya, 8 tabakası, bir tanesi Darüsselam. Dünya ile cennet arasında bir berzahlık yapıyor. Cennet de, orası cennet de, hani buraya benziyor sureti. Hakikat oraya, metafiziği. Fizik, metafizik. Darüsselam'ın hakikati orası. Sureti burası. Dünya ise sureti burası, hakikati orası. Dünya. Benim suretim burası ama hakikatim buralı değil. Maddede olup madde olmaya. Kilo gibi gözüküp kilogram olmaya. Odundaki nur gibi, duman gibi, ısı gibi. Ama burada kilogram olarak gözüküyor. Ama o kilogramı meydana getirenlerin kilogramı yok. Odunun 10 kilo ama 10 kiloyu yapan duman, nur, ısı, ışık, ultraviyole ışınları, dalga boyları hiçbirisinin kilosu yoktur. Çok garip yani. Maddede olup ve madde olarak gözüküp madde olmaya. Şu andaki sizin garip bir latifeleriniz gibi. Uyanan latifenizi seyrediyorum. Bu buralı değil o. Burada bulunmaz bu latife. Satın alınmaz. Ama kör olası cehalet hep kullana kullana burayı zannettim. Bak şimdi. İşaret ettiği gibi tuğrun, hudrun, tesmiye edilen cennet kuşlarından tut ta sineklere kadar bir cins erbahın tayyareleridir. Onlar bunların içine emri ilahi ile girerler. Alemi cismaniyatı seyredip kabirde olanlar, meleği alada olanlar, melekutta olanlar, kaybda olanlar, hepsi farklı tabir bu. Buraya geliyorlar. Burası alem cismi mi? Alemi cismaniyet. En kesik burası. Buraya mı geliyorlar? Buraya geliyorlar. Buraya da geliyorlar. Buraya geliyorlar. Mektubat 59'a geç. Bir kısım demiyor bak. Ölmüş evliyaların çoğu. Alemi şehadete diyor. Kuşların ve sineklerin vesaire başka bir şey suretlere girerler diyor. Çoğu. Evliyaların çoğu alemi şehadete gelip gezerler. Mesela bir ipucu vereyim. Gördüğünüz insanların hepsi insan olduğunu mu zannediyorsunuz? Bazıları şeytan. Her gördüğün hazır bir, her gece kadir gülmüş. Bil yani. Bazıları insan suretinde diyor ustad, şeytanlar olduğu gibi insan suretinde melekler de var. İnsan suretinde ölmüş evliyalar var. Cesedi kullanıyor. Yani ustad mesela diyor ki bana sevap kazandırsınlar diye. Beni Mekke'de görmüşler diyor. Beni rüyada görüyor, ben aynısını ikaz ediyorum. Siz de yani. İkaz ediyor, ikaz ediyorsun, ikaz ediliyorum, ikaz ediyorum ben. Ben miyim? Benim tabii o. Ama şuurum var veya yok. Benim şuurum yok. İntikal etmiyor. Ama ruhum aynen şuurlu. Garip ya bu alem. Uyku alem ahiretle dünya arasında bir berzahtır, bir köprüdür. Dünyadadır ama dünyalı değildir. Adem gibi yok oluyorsun. Her şeyin yok olduğu an uyku. Uyku ademdir. Rüya ise vücuttur. Bir daha. Uyku her şey yok olmuş. Alemi yakaza ile alemi misal arasında bir berzahtır. Berzah oluyor. Evet. Şimdi uyku her şeyin yok olduğu an. Yani varlıksız var. Senin için her şey yok. Hangi şey? Sen de yoksun. Yani idrak eden de yok. İdrak edilen yok. İdrak eden de yok. Hiç kimse yok. O uykudayken rüya olman vücuda, Adem'den vücuda çıkmak gibidir. Hiçlikten. Hiçlikten varlığa çıktı. Varsın. O vücut nerede? Alemi şehadette olmayan vücut nerede? Burada olup burada olmayan.
alem-i şehadette değil o vücut. Değil. Alem-i misalin dairelerinde ona levh-i misal ediyoruz. Alem-i misal, alem-i ervah ruhların olduğu gele gelecek. Mesela alem-i ervah ne demek? Ruhlar var ya şimdi gelecek nesiller, daha torunlarımız gelmedi. Orada duruyor. Misalleri de alem-i misal duruyor. Geldik, yaşayıp biz gideceğiz. Nereye gideceğiz? Alem-i ervaha gitmeyeceğiz. Alem-i ervahın dairelerine gideceğiz. Daire-i ervaha gideceğiz. Çekilen fotoğraflar daire-i misale gidiyor. Tamam. Gelenler alemi misal, alemi erba, alemi mana. Buradan gidenler daire-i mana, daire-i misal, daire-i ervahlara gidiyor. Alt kademeleri mi oluyor acaba? Berzahlar yani. Daireler, evet. Yani evet. Çok alt kademe deyince düşük değil, daha yüksek. Daha yüksek. Evet, çünkü cismani temasar olmuş. Cebrail cismani bir cesedi yok. Çünkü en cami en kesif olandır. En cami topraktır. En latif havadır. Şey nurdur. Nur, hava, su, toprak. En cami hangisidir? Topraktır. En çok Allah'ın esması toprak gösterir. En az Allah'ın esmasını gösteren nurdur. Sonra havadır. Sonra sudur. Sonra topraktır. Melekler nurani oldukları için Allah'ın aynı darlıkları bize göre zayıftır. Bizim kadar Allah'a muhatap olan, aynı olan yoktur. Olmaz, olamaz. Cismani bir bedenleri olmadığı için. Çok büyük bir imtiyazdır. Adem'de vücuda çıkmaya bir misal veriyorum. Sen sen değilken, sen sende değilken, sen seni bilmezken vücuda çıkıp vücudu takman şu anda... Ben varım demek, Adem'den vücuda çıkmanın güzel bir misalidir. Benim için en büyük... İmkan edilemeyecek bir... Olamaz. Benim için mesela aklım almadığı, imandan sonra, tattığım şeylerden sonra benim dünyamda, imandan sonra en kıymetli, şey var olduğunun şuurunda olmak. Ben varım diyebilmek. Bunu nefisle mi hissediyoruz abi? Yok. Nasıl oluyor bu ben dediğiniz? Ene. Ene değil mi? Aha. Ama ben derken bedeni kastediyorsa nefissin. Nefissin olur. Ben derken düşünceni kastediyorsan akılsın. Ben derken duygularını, muhabbetlerini, şefkatini kastediyorsan sen kalptesin. Ben derken latifeleri kastediyorsan ruhtasın. Kalbin ve ruhun derece hayatının. Ben derken hiçbir şey kastetmiyorsan ben bendedir. Ben bende gelmiştir. Bu akşam bir tuhaflık var herhalde. Herkes de bende fazla sirayet edeyim. Onlar bunların içine girerler. Emre hakla girerler. Çok garip. Nereye kelam var ya kelam. İçine ben girip size geldim. Rüyaya giriyorum. Size de geliyorum. Aynı şey. Emre hak ile girerler. Emre hak ile girerler. Alemi cismaniyeti seyredip o hayatlar cesetlerdeki göz, kulak gibi duygular ile alemi cismanideki mucizatı, fıtratı temaşa ediyorlar. Sabi, emri hak ile girerler. Niye o kullandı? Emri hak. Mesela Cenab-ı Hak'ta hak var ya, evet. O hak ismidir. Hak ettikleri için. Herkes değil, hak eden. Çünkü Cenab-ı Hak demek, Cenab-ı yön demektir. Hak yönü demek. Her şeye hak hayatını veren. Bunlar şöyle geçer. Bunlar hayata hizmet ettikleri için hay olacaklardır. Allah insanların diri olması için uğraşan insanları öldürmüyor. Ruhlarını alıyor, hayatlarını devam ettiriyor. Çünkü hak ediyorlar. Emri hakla. Niye nur talebelerin imanı mahfuzdur? Yani korunuyor. Çünkü İman anlatıyorlar.
Allah peygamber, Allah peygamber o anda vefat etti. Bugün Endonezya'dan beraberiz dedik ya, Almanya Hamburg'dan bir kardeşimiz video göndermiş. Kur'an okurken hafız. Ne ayetiydi? Bu o, birinci mektup var abi. Güzel işte. Yani ima şey yuhi ve ümit hayatı hayatı ölümü veren Allah verdiği gibi en güzel ayettir. O ayette geliyor galiba. Tebarek eden tam o anda vefat ediyor. Niçin vefat ediyor anda? Hak ediyor. Ben de diyorum ki ders yaparken Allah Allah'ım canım. Sizi de öyle yapsın. Amin. Çünkü hak ediyorsan he? Ne diyor? Ölümü de hayatı yaratan. Ha, ha. Ölümü ve hayatı da yaratan odur. Adam orada gidiyor. Tam o anda gidiyor. Ömrü Kur'an okumayla geçmiş. Abdülsamet de öyle Mısır'da okurken gidiyor. Hızır abi de Risale okurken gitmiş. Ölümünü önceden söylemiş Hazreti Ali radıyallahu anh. Sana bunlarla hani o dört tane var ya abi nimetleriyle diyor hayattadırlar diyor. Hayat-ı Harrani falan onlar var ya. Hayat-ı Harrani Marif geldi. Yaptık. Bunların ne farkları olur? Onlar... Tasarrufları varmış galiba. Bu onlar üstün. Onlar kutbul azap. Bizzat kendileri o zaman onlar bizzat hayattadırlar. Bunlar ise kuşların... Hayatıyla hayatlar. Evet. Onların gözüyle bakıyorlar. Kulaklarıyla bakıyorlar. Onlar icraatları var çünkü. Hayat-ı Harrani, Marif-i Kerri, Abdülkadir-i Geylani, Bediüzzaman, dört kişi hais bile mazar oldukları için. Yani nereye hizmet ettiler? Hayis bin Mazhar olduyunca mesela diyelim ki Abdülkadir Geylani ve İsa Aleyhisselam mazardırlar. İsa Aleyhisselam Kadir ismine, Geylani Hay ismine. Dolayısıyla ölülerin dirilmesine vesile oluyorlar. Ölülerin dirilmesine vesile olan bir ruh ölür mü? Anladınız mı bunun mantığı? Evet. Yani İmanlara vesile oluyor. İmansız Allah alır mı? İnsanlara ümit veren bir insanı Allah ümitsiz bırakır mı? Abi ben hep şeyi düşünürdüm. Bu belgesellerde izlerken o büyük çelik fabrikalarını, büyük fabrikaları gösterirler ya. Döküm, kaynayan o demir, o çelik kaynıyor. Artık sıvı halinde, akışkan. Büyük kazanlardan birbirine boşaltıyorlar, şekillendiriyorlar falan. Şimdi bunu mantık alıyor da o kaynayan çeliğin de o malzemesini nasıl yapmışlar? Bir de o malzeme var. O erir mi? Kaynayan çeliği içinde tutan malzeme erir mi? Erimiyor. Demek ki öyle bir güç. Yani o ruh gibi az önce bahsettiğiniz gibi. Ya. Güzel. Dünyadakilerin o hayvanların, sineklerin kulakları, cesetlerindeki göz, kulak gibi duygular ile Alem-i Cismani'deki mucizat-ı fıtratı temaşa ediyorlar. Tesbihat-ı mahsusalarını eda ediyorlar. Bitmiyor demek tesbihatlar. Tesbihatlarını devam ediyorlar. O zat, büyük zatlar tesbihatlarını eda ediyorlar. Kendi hususi vertilerinde. Kendi burada. İşte biz de demek ki Risale-i sohbetlerini, derslerini devam ederiz demek ki. Öyledir diyor. Tabii. Elhamdülillah. Geliyorlar diyor. Ben derslere gidiyorum diyor ustad mesela bu derste. Üstad tabaşa etmiş ya, müzakere yapıyorlarmış. Evet, ya. Hafız alemler. Bir de biraz daha farklı sanki. Yani biraz taraf tutmak gibi mi acaba? Ha, onlar velayetleriyle gitmişler ya Hasan abi. Evet. Yani biz, Risale-i talebeleri abi. Tesbihat-ı mahsusaların ede ediyorlar. İşte nasıl hakikat böyle iktiza ediyor? Hakikat böyle iktiza ediyor. Hakikat. Burası çok garip. Hakikat böyle iktiza ediyor. Burası çok garip bir koridor. Burası bir alt yol, bir viraj. Bir inkılap yeri böyle. Burası çok acayip bir alem. Bir de hikmet de iktiza edilmiş. Devam evet. Bir de hikmet.
İşte nasıl hakikat böyle iktiza ediyor, hikmet dahi aynen öyle iktiza ediyor. Hakikat ile hikmet arasındaki fark, hakikat değil mi? Cenab-ı Hak, Hak, hikmet ise Hakim ismi. Hikmeti söyleyeyim sana, bugün okudum, gene burada geçiyor. İnayet ilahiye nasıl gözüküyormuş biliyor musun? Hani böyle falan, konuşuyoruz da Allah yardım edin falan. Hikmeti ilahi olarak gözüküyor. Her şey hikmeti yapması Allah'ın inayetindenmiş. Yardımıymış. Yani bir yere varman için kullanacağın malzeme tefekkür ya ve düşünme. Düşünce yöntemini kurması bize, kainatı da hikmetli yapması, arkasına geçmek için bir koridormuş. Eşyanın hikmetli olması. Yani kendinden kendine seyahat etmek için mesela şöyle, buraya bakacaksın, göz gözü göremez, kulak kulağı işitemez, burayı seyredeceksin, şurayla, buradan buraya, buradan da buraya bakıyorsun. Niye buradan buraya? Çünkü buradan buraya bakamazsın, buradan buraya bakacaksın, sonra buradan buraya. Peki, burada gözüken hangisidir? Bu mudur, bu mu? Budur. Niye bunun saçını taramıyorsun? Bunu tarıyorsun. İkisi bir olmuş. Buradan oraya bakınca oradan da buraya bakma hakkın kazanıyorsun. Buradan oraya ahirete bakıyorsan ahiretten de buraya bakma hakkın oluyor. Buradan oraya bakabiliyorsan ama değilsen oradan da buraya bakıyorsun. O da sensin. O nedir? Timsali suretindir. Buradan oraya bakma yetkin varsa oradan bakmaya da almışsın demektir. Ya. Ölecekler ölü olanlardır zaten. Diri olanlar zaten ölmüş oldukları için ölmeyecekler. Zaten ölmüşler. Neyi ölecek? İdam olana hapis cezası verilmez. Yaşarken ölenler mutu kabile edem oldu. Ölmeden önce ölünüz. İntihar mı ediniz? Huzuzat-ı nefsanedir. Evet. Nefsane. Şunu da bununla sıyırın. Bize ne okuyor böyle? Tamam. Çünkü şu kesafet, bak cevap veriyor şimdi. İzah ediyor. Buralar çok önemli şimdi. Üç tane eser, risale, aklen ve felsefe ile yazılamaz diyor ustam. Nerede söylüyor? 18. mektubun Filistesinde. Üç tane eser, aklı beşer, hikmeti felsefeyle yazılamaz diyor. Akılla yazılamaz, üç tane risalında eser var. Akılla yazılamaz. Yani aklı beşer, iktidar beşer, tefekkür beşer de olamaz. Öteler senin kulağına konuşmadıkça, senin kulağına konuşmadıkça, o yazdırtmasa olmaz üç tane eser. Var mı bilen? Mektup etti, 24. mektup. 24. mektup. 30. söz. 30. söz. 29. Evet, 29. söz. Bir de burası. Çünkü bak şimdi. Çünkü şu kesafetli ve ruha münasebeti az olan topraktan, toprağı düşünün. Düşünüyor musunuz? Kesafetli, odun gibi ya. İçi karanlık. Ruha hiç uygun değil. Hayatı için uygun değil. Hayattan en uzak. Topraktan ve şu kudretli ve nuru hayata münasebeti pek az olan sudan. Kudretli, bulanık. Ve nuru hayata münasebeti pek yok. Nuru hayata. Yani suya bak, hayata bak. Hayat sudan. Ruh ise topraktan neşinema ediyor. En kesif, en camidir. Unutmayın. En kesif, en camidir. Şeyden, kesafetli ve ruha münasip az olan topraktan hayat. Sonra şu kudretli bulanık ve nur hayata münasebeti pek az cüzi olan
sudan ne yapmış Allah? Mutama diyen devamlı hummalı adet çektiğinde böyle seri bir faaliyetle letafetli. Çünkü toprak kesafetli. Oradan çıkan hayat letafetli. Mesela şu tahta kesiftir. Yak bunu, çıkan latif. Yani surete aldanma. Mesela kesif. Mesela en asabi insanlar, en merhametli insanlardır. Çünkü yaptığı tahribatı asabilikle, şefkatli Allah yaratıyor ki, donatıyor ki, yaptığı tahribatı, şefkatle tamir etsin. Yere bakan, yürek yapan, sessiz ve sabırlı olanlar, acımaları pek yoktur, şefkatleri pek yoktur. Yani zıt zıtına koymuş demek istiyorum. Mesela bak kesafetten letafeti hayatı ve nuraniyetli zevil idraki halk eden. Yani karanlıktan da nur, kesafetten de letafet ne yapmış? Zevil idraki halk eden. Fatiraki. Zevil idrak. Neyi biliyor musunuz? Kendini idrak ediyor. Kendinden kendine seyahat eden. Kendinden kendine zevk alabilen. Kendini keşfetmeye gelen bu aleme. Biz insan adayı olarak geldik. İnsan değiliz. İnsan olmaya geldik. Bazen de kelenamu belhumata aşağı gidiyor. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيلٍ ثُمَّ رَدَدْنَا وَسَلَّى سَافِلٍ. Yani kendini idrak eden, kendisi kendisiyle fark eden, kendisini kendisiyle anlamlandıran, kendisiyle kendisine seyahat eden, kendisiyle kendisinden zevk alan, kendisiyle kendisini arkaya geçiren, sevgili idrak. İnsan. Bu cihetiyle Allah ile insan mabeyninde bir berzah yok yani. Bir şey yok. Hepsi vasıta, hizmetçi. Allah diyor ki Celle Celaluhu bir mana, insan benim sırrımdır. Ben de insanım. Senin sırrın nasıl? Kimdir? En fazla, en büyük sır Allah. Allah, sen de Allah'a öylesin. O zaman sen seni bildiğin gibi, sen seni bildiğin gibi, sen sen değilsin. Allah benim sırrımsa ben onu biliyorum abi. Ben onu çok iyi biliyorum demek ki. Evet. Demiş ya zat, niye gidiyorsun demiş oraya? Sen alimsin. Ben Allah'ın dinini biliyorum. O Allah'ı biliyor. Bazı insanlar Allah'ın dinini biliyor. Bazı insanlar da Allah'ı biliyor. Bazı insanlar dünyanın en detayını biliyor. Tıbbi, mühendisliği, her şeyi, uzayı, gemi. Ama bazı özel bahtiyar ruhlar kendini. Kendini bilmenin ölçüsü miktarı kadar Allah biliniyor. Men arefe nefsehu fakat arefe Rabbehu. Kendini bilen Rabbini bilir. Allah'ı bilmez, Rabbini bilir. Fatır Hakim nedir? Böyle bir insan. Fatır Hakim söylüyor. Hakim değil, Fatır. Beni bulabildim tabii. Zan bu benim. Lugati konuşmuyorum Fatır'ı. Külliyattan buldum. Zamansız, zeminsiz, mekansız, maddesiz, muacelesiz, modelsiz, misatsız, mukayesesiz, takdissiz, yaratan Allah, ilk ve son. Bu Allah, nümene yok, misal yok, model yok, mukayese yok,
taklit yok, mekan yok, zaman yok, macele yok, ilk ve son yapıyor. Allah'ın çiçekleri de öyle, denememiş yani. Allah'ın kelamı da öyle, peygamber de öyle. 23 sene önce söylediğini 23 sene sonra değiştiriyorum demiyor. Bir insan 23 sene sonraki konuşmasını 23 sene önceki konuşmasıyla eşit olamaz. Eşitse telak etmemiştir. Oysa Allah Resulü günde 70 defa inkılap görüyordu. Peki nasıl söyleyebildi en son sözü en baştan? En son sözü en başta nasıl diyebilmiş? O dememiş. O hoparlördür. Bu ağızdan ayet çıktı. Hadis-i kutsi çıktı, hadis çıktı. O diyemez. Allah söylettiriyor. Fatır hakim, fatır bu. Hakim, hakim Allah'a ve ötelere ve kendimize sırayla Allah'a, gayba ve kendime götüren yöntem. Yöntem ve yolları ve malzemeleri yapan Allah, hakim, hikmet sahibi, hikmetin için koydu bu yöntemi, 29. sözde söylüyor. İnayeti ilahiyen timsali olan hikmeti Rabbaniye. Cümlelere bak, deli olacağım. Güneş düşün, aynadaki timsal, güneş timsal. Diyor ki, inayet ilahiyenin timsali olan hikmeti Rabbaniye. Allah'ın kainatta hikmeti niye koymuş? Yani eşyadan eşeğe kalırdık. Eşyadan eşeğe, eşyadan Allah'a, eşyadan gayba, bizden bize seyahat edemezdik. Herkes olduğu yerde kalırdı. Tefekkür yöntemini getirerek ötelere kendimize yol açıyor. En büyük nimet hikmet. Hikmet. En büyük hikmet. Nimetlerden. İnayet ilahi. En büyük inayet diyor. En büyük, yani en büyük inayet hikmet ilahiyedir. Hayatı donukluktan çıkarmış. Tefekkür. Tefekkür eden bir kafada psikoloji sorun olmaz. Barınamaz. Güneş, Temmuz, Ağustos'taki güneşin buzun direnmesi. Tefekkür. Tefekkür moduna gir. Allah'a yemin ederim. Allah'a yalana şehadet edilmez. Yaşadım, Allah veriyor. O sıkıntı olduğu zaman ben de insanım oluyor. Oturuyorum hemen sıkıntı olunca. Hiç karışmıyorum. Bir şeyin gitmesine uğraşma. Yabanalar. Sıkıntının gitmesi için uğraşmak en büyük sıkıntıya sebeptir. Vesveseden kurtulmanın yolu kurtulmaya çalışmamak. Sıkıntıdan kurtulmanın yolu kurtulmaya çalışmamaktır. Masama ben oturdum doktorum. Hani o dere yatağında çok büyük bir su gelir ya. Veya önü kesilir baraj gibi açılır patlar da siler süpürür ya. O risale okurken bu dersler silip süpürüyor. Tefekkürü oturduğum zaman ne masamdayım ne odamdayım. Ne bendeyim. Neyi düşünüyorsam oradayım. Geri dönüp baktığım zaman görünmeyecek kadar uzaktalar o benim sıkıntı dediğim şey. Ben bende değilim ki. Çünkü sıkıntı bedensel. Şöyle bir şey geldi aklıma da, tefekkür bozuklukları olabilir mi? Tefekkür bozuklukları. Mesela düşünce bozuklukları oluyor ya. Evet var. Düşünce daha çok akli, tefekkür kalbi bir... Evet. Şöyle, düşünce tasavvurdur, tefekkür taakkuldur. Tabii ki küfrün tefekkürü de var. Yani onda da var. İfrat tefrit noktaları. Yok, küfür, ifratı şeytan mesela. Hatta kürse kadar şeytan miraç yaptırabiliyormuş. Böyle metsup, Allah. Ona ustad tebliğat esasında şöyle diyor. Namaz var ya, farz namazın, resmi kılar, evradını böyle yapar. Bu şeytan yaptırır. Kadriye. Evet. Yani böyle evrattan, eskardan, nafilerden öyle zevk alıyor ki farz namazını resmi kılıyor.
Ulan şu akşamı kılayım da evvabini bir adam gibi kılayım. Allah'ın mesela uyan. Kaza namazı var, nafile kılır. Kaza oruçları var, nafile oruçları tutturuyor. Mesela bir şeyler mesela kaldırıyor, oradan bırakıyor. Orada bırak. Öyle yapıyor. Mesela bir misal alacağım, şaşıracaksınız. Üniversite talebesine dün söyledim. Kız çocuğu. Allah'ım olsun, iyi, faydalı oldum. Tesettüre girdim dedi. Bir ay. Namaza başladım. Tamam. Ondan sonra hocam diyor, Nurcu değil. İşte üniversitede bana yönlendirdiler. Çıkarmaya tesettürünü, namazı terk etmeye yöneltti. Sebebi, ne zaman tesettüre girdim, ne zaman namaza başladım, bütün rüyalarım korkunç. Boğuluyorum, atıyorlar dereye falan. Tamam. Bunu soracaktı. Dedi ya, rüyalarım çok bozuk. Dedim ki, namaza yeni mi başladın? Evet dedi. Tesettüre girdin mi dedim. İnan ha, hani yalan yok. Evet hocam dedi. Beni birisi mi anlattı? Yok yavrum, niye anlatsın? Bak ya, sıkıntın herhalde başlıyor. Bak şimdi, rüyalarım bozuk niye diye soracaktı, ben bunları söyledim. Namaza yeni mi başladın? Ha, eğer namazı terk et, tesettürü çıkar, bulutların arkasına geçeceksin. Uçacaksın. Başladı ağlamaya. Hocam bunu soracaktım diyor. Ha, işte namazı terk edesin de yapayım. İyi, ben dedim bir kulağına telefonun kulaklığını koy. Ben şimdi bir şey okuyayım da bu akşam gelsin de göreyim. Huruf-u mukatta var ya. Bir de ben de şey, niye tesir ediyor? Ben de sebap diye okumuyorum, şifa diye de okumuyorum. Bu şeytan yaptırdı ya böyle benim evladıma namazını, tesettürünü çıkarmak istiyor. Ben de korkunç bir nefret oluyor. Allah adına geçiyorum güya, tamam mı? Allah ile savaşan şeytan, ben de Allah adına, Allah böyle tutuyor bana. O halette okuyunca, olsun da göreyim. Umrumda değil o da. O halette. Kardeşim, umuru hayrı çok müzir manileri olur. Şeytanlar onun hadimleriyle çok uğraşır. Namaza başladın hiç kimse sana havlu tutmayacak. Rüyaların değişecek, kötü olacak. Bil. Şeytan yaptır. Şeytan sensin. İyi ki. Tabii. Benim mektupluma da bakmayın ha. Fatih Hakim elbette ruha çok layık, bak. Fatır Hakim, yani toprak ve su, hayata ve ruha münasip mi? Değil. Fışkırıyor değil mi? Topraktan hayat, sudan hayat fışkırıyor. Şimdi, Fatır Hakim elbette ruha çok layık ve hayata çok münasip. Şu nur denizinde, iyi dinleyin. Şu nur denizinde. Nur. Mesela nur denizi şöyle diyeyim. Avize gördünüz değil mi? Avizeli yerde böyle üçgen gibi kırılma açısı oluyor ya, 7 tane renk. Nur denizi sanki o avizenin o kristalini yok et. 7 tane şey var, ışık var. Ta mor ortasından ta şeye kadar, kırmızı şeye kadar 7 tane. Onları bu odada büyüğünü kabul et. Deniz işte. Nur denizi. Nur denizinde ahiret şöyle düşün işte. Ondan vücudun olacak. O kristallerden çıkan renklerin 70 kat ilerisinden vücudun olacak. Gafur. Nur denizinden, hatta zulmet bahrinde. Nura deniz diyor. Zulmet bahr. Zulmet bahrinden. Bahır daha büyük, okyanus. Şey, göl Hasan abi. Çeken gölde var abi, bahır. İşte okyanusun o dipleri de. Sipsiyah yapan ya dibi. Evet, çamurun göle oluyor ya, adamı çekiyor kendine böyle. Bahır o. Bahır. Bahır.
Yani dibe çapar. Çekelim. Dibi siyah olan. Evet. Çekin değil de. En siyah yer neresi biliyor musun? Deniz değil. Çeken yer de değil. Okyanusun dibi. Zulmet bahrinden. Başka? Şu havadan. Havadan. Allah neyi yaratıyor? Mahluk. Şu elektrik gibi sahil maddeyi latif eden şu elektrikler. Mesela şöyle diyeyim. Şunu al arkadaşlar, kablo kabul eder misiniz? Kablo. Tuttum, yanmıyor. Bunun için karanlık tabii. Bak, hiç kimse bundan kablo, elektrik kablosu, ampul taktım ışık çıktı. Ocak taktım ısı oldu. Teleferik cihazını taktım, binaya inşaata yük taşıdı. Tamam. Yazı yazdı. Görmediğime inanmam diyene tuttur gebek diyor. Peki bu işte adı. Vücut nerede? Bunda saklı. Ne kadar ne var bunda? Bu elit kabloda ne var? Isı var. Işık var. Renk var. Hareket var. Katillik var. Şu İstanbul'da ne kadar cihaz vardır sence tahminen doktorum? Milyon değil mi? Milyon. Evet. Her çeşit. Elektronik yok mu? Radar yok mu? Çekim yok mu yani? Kamera. Hepsi elektrikli değil. Soğuk. Bilgi akımı değil mi? Soğuk var, sıcak var. Soğuk var, klima. Peki nerede? Bunda. Hepsi bunda mı? Bunlar mı çıkıyor? Neresinde? Adem olduğu için gözükmüyor. Adem. Vücuda çıkıyor, gözümüzün önünde. Bundan bunu çıkartıyor da. Seni senden çıkartması zor mu? Bir daha zıttı zıttından çıkartıyor. Seni senden çıkartması. Şöyle bir misal vereyim de anlasın. Kadının fıtratı, bedeni bana zıt değil mi? Erkeğe. Kadının vücudundan, iyi dinleyin bunu ama. Kadının vücudundan kendisine zıt, kendi yapısına zıt erkek çıkıyor yavrum. Erkeğin fıtratından, süzülen sudan kız çıkıyor. Öyle. Başkasının vücudundan, babam ve annemden, başkasının vücutlarından ben çıkıyorsam, benden benim çıkması daha kolay değil. Başkasının vücudundan ben çıktım. Benden, çekirdekten ağa çıkması. Yani aşı zordur. Çekirdekten ağacın çıkması. Ruhumdan, yani bu ceset çekirdektir. Ruhta program. Benden çıkmam mı daha kolay? Ben başkasından çıkmam mı daha kolay? Bu ruh, kadının ruhundan çıkmış. Bu beden, kadının bedeninden çıkmış. Zıttından çıkarmış. Kadının ruhu erkeğin, erkek ruhu çıkmış. Ben başkasından çıktım. Benden benim çıkması daha kolay. Burası zulmet içi kablo. Ampulü tak, ışık vücut. Bunu nereye saklamış Allah? Bu nur nerede ışık? Ahirette dünyanın orasındadır. Bu eletin neresinde nur var, saklanmış? Allah da ruhumda öyledir. Bu elektrik kablosunda nur, ısı, ışık, renk, soğuk, sıcaklık. Şu elektrik kablosunda neresinde iseler bu kablodur. Bu kabloda ruh, ruhta da Allah. Şöyle anlarız. Bedenle ruh ilişkisini biraz ne kadar ayırt edebilirseniz bedenle ruh ilişkisini o nispette ruhla Allah'ı o kadar ayırt edersin. Bedeninde ruhu ne kadar fark etmişsen, ruhundaki Allah'ı o kadar fark edersin. Aynı. Yani 6/3 neyse, 18/
9 aydır. 6/3 = 19. 18/9 ay. Yani bedende ruhu hissetmen kadar ne kadar hissetmişsen, fark etmişsen, bedeni ruhuyla ayrılmışsan, ruhunda da Allah o kadar ayrılmış demektir. Fark etmişsin demek. Şimdi bazılar der ki çok uzattın. Bu çok önemli bir yerde. Şu nur denizinden, hatta şu zulmet bahrinden, şu havadan, şu öğretik gibi sair maddeyi latifeden bir kısım zişur mahlukları vardır Allah'ın. Karanlıktan Allah mahluk yaratmış. Şu öğretik var ya şu, şu nur. Şurada gözükenler mahluktur. Işık dediğin şey nedir? Ruhaniyattır. Şu ruhaniyattır. Ruhaniyat. Ruhaniyat. Şu an şu an. Onunla ruhaniyattır. Işık dediğin şey ruhaniyattır. Bu mu aydınlatıyorsa buradakileri mi? Buradakiler. Buradakiler aydınlatıyor değil mi? Buradakiler aydınlatıyor. Bu ruhaniyattır bunlar. Yani röntgen şu an içini nasıl gösteriyor? Bu. Bunlar bahane yani elektrik. Oysa bunlar hep ruhaniyattır. Ağaç ağaç zannediyorsun şunlar mesela. O edici sözde diyor ki melaikelerin vücud haricileridir. Yani bunun melaikesi aynı bu tiptir. Bu. Bunun, onun için her çeşit melaike var. Yani bu ağaca bak, buna bak, bu çiçeğe bak. Hepsinin şekli, bunun melaikesi aynı böyle. Ruhaniyat. Gelecekte o ispat edilecek. Bunlar hepsi burada olanları tanıyor. Allah, dinimizde İslam'da diyor ki baltanın ağzı açık da ormana girmeyiniz. Ne var ya ağaçtır. Hayır. Nasıl ki kurban için kesilecek hayvana bıçağı ağzını sararak girin hayvanların arasına. Peki dinimize oraya kadar dikkat etmiş hukuku. Dikkat etmiş. Ağacın hukukunu dikkat etmiş. Senin hukukunu paymal eden ormana giderken diyor baltaların ağzını sarın diyor. Şu anda da o tespit ediliyor abi. Adli tıpta mesela diyelim ki bir ağacın yanında bir katil işlemi gerçekleştir. Birini kesti birisi. O şüpheliyi, zanlıyı getiriyorlar o ağacın yanına. O ağaçtaki bir takım tepkimelerde onların şeyleri var. Ölçücükleri var. Adli tıp uzmanları onu tespit edebiliyorlar yani. Üstad Barla'ya geldi. 8 sene uzak oldu ya Kastamonu'ya sürüldü. 8 sene o Barla'da zikrettiği çınar ağacına sarılıp ağladı. Bendeki manyaklık diyeceksiniz. Ben de halet tabii ama. Mesela ben üstüne oturup da çobanlık yaparken üstüne oturduğum taş vardı. Çobanlık yaparken. Gittiğim zaman ziyaret eder. Beni tanıdığını hissediyor. Tabii ben de psikolojik ya hissi olduğu için. Öyle otururum oraya. Konuşurum ona, tanıdın mı beni diyorum. Duyuyorum. Şizofreni olduğum için çok iyi tanıyorum. Ama böyle demiyor. Çok güzel diyor. Burada mesela, burası zannediyor. Burada biz varız zannediyoruz. Şu havadan, şu öğretik gibi sair madde ile latif eden bir kısım zişur mahlukları vardır. Hem pek çok kesetli olarak vardır. Şimdi bir yerler okuyayım. Bak. Allah maddeyi nereden yaratıyor? Ruhanileri. İyi dinleyin burayı. Başka bir yer okuyorum. 507. Ruhaniler. Allah ruhanileri nerede yapıyor? Maddi nurda. Nur ama madde. Şu. Ruhani yaratıyor. 2. Zülmetten. Karanlıktan. İşte karanlığın korkutması kendisi değil. O karanlığın o zerreleri
donmuş ruhaniyattır. Çünkü gece karanlık değildir. Geceyi karanlık örter diyor. Bak, maddi nurdan. İşte elektrik maddedir ama nurdur. Bundan. Sonra zulmetten ruhani yaratılıyor. Hatta esir maddesinde ruhani yaratılıyor. Canlı, ruhlu, şuurlu, akıllı. Hatta manalardan, şurada mesela duvarın dili olsa, sirayet, abi dur, ya burada yani senelerce kim kalmış da ne alaka, git Osmanlı Camisi'ne, git Osmanlı Camisi'ne, çık oradan Cumhuriyet Camisi'ne git, Cumhuriyet döneminde yapılan, aynı şeyi mi konuşuyorlar seninle, he? Osmanlı kokuyor mu kokmuyor mu, bir camiyi yıkın, aynısını yapın, olmuyor. Taşı bile konuş. Osmanlı sirayet etmiş. Sen sigara içmiyorsun. Sigara için yanına git. Siniyor. Peki sen ne diyorsun? Vallahi bu adamın yüzüne bakamadım ya. Yani bir garip. Allah Resulü ne diyor? İnsanı mezara, deveyi kazana. Ne? Göz. Gözden çıkan şua. Yakıp yıkıyor orayı. Bak ne diyor? Maddi nurdan ruhani yaratılıyor. Hatta zulmetten. Hatta esir maddesinden, iyi dikkat edin, hatta manalardan, hatta havadan, hatta kelimelerden ne yaratıyormuş Allah? Zihayat, zişur, kesret de halk eder. Halk eder ki hayvanatın pek çok muhtelif ecnasları gibi pek çok muhtelif ruhani mahlukları o seyali latife maddelerini halk eder. Şimdi televizyon seyrettin. Hani neyi seyrettin sen? Ulvi veya sufli. O vallahi billahi tallahi yaratılan ruhanidir. Ya ulvidir ya suflidir. Nerede abi? Sende. Peki çekirdek ağaç olur mu elimde? Olmaz. Buraya koysam olmaz. Nerede ağaç olur? Toprakta. O seyrettin. Kapandı mı film? Bilgisayar kapattın. Ben de kapattım. Yattım. Nerede o ektin? Bu topraktır. O bilgisayar, televizyon, affedersin, erkektir. Gönderdiği şualarla seni dölledi. Toprak sen, rahim gibi döllendin, ağaç oluyor sende. Her seyrettiğim şey aktiftir içeride. Seyrettin, dinledin. Mesela kötü bir haber dinledin, midene vurmuyor. Kötü bir manzara, iyi bir manzara seni şekillendirmiyor. İçeriği döllüyor, döllüyor. Aşılıyor seni. Bak hatta manadan diyor, hatta kelimelerden. Zişur, zihayat, kesreti halk eder ki. Neye benzer diyor buna? Nasıl ki diyor, hayvanatın pek çok muhtelif ecnasları gibi, cinsleri gibi, hayvanların ne kadar cinsleri var, pek çok muhtelif ruhani mahlukları da diyor, o maddi nurdan, zulmetten, manadan, manadan, kelimelerden, kelimelerden, havadan yaratıyor. Neye benziyor? O çeşitli muhtelif ruhani mahlukları havadan işte. Havada yaratıyor. İşte gelen ses. O seyaleti latife maddelerini halk eder Allah. Yani mesela burada da diyor. Abi durup dururken göğsüme ateş bastı. Çok sıkılıyorum. Böyle bir şey yoktu. Aynı bu saatte 5 sene önce, 7 sene önce, 1 sene önce, 1 hafta önce seyrettiğin YouTube'daki bir videodur. Aktif oldu. Çünkü Allah Kur'an'da diyor ki başınıza gelenler işlediklerinizdendir. Bak burada da başka bir yer okuyorum. 508. Diyor ki küre arzın hakaret, yani basitlik olması ve kesafetiyle beraber bu kadar hadsiz ziruhların, zişurların vatanı olması ve en hasis, bak dünyada çöpe attınız değil mi? Çürüdü. Çürümek ne demek biliyor musunuz? Mucizedir. En büyük mucize çürümektir. Kimyasal en büyük hadisedir. Yani mikro canlılara dönüşmektir. Et çürüdü. Çürüyünce ne olur gafurum?
Kurt tanır değil mi? Kurtulur. Nereden çıktı o kurt? İçindeydi. Ha, başka yerden gelmedi. Kurt içindeydi. Et gibi gözüktü. Et devre dişi oldu, içini kustu. Mesela insan eti çok pis kokuyor. Evet. Bütün her şey onda ya. Allah Allah. Hazreti Eyüp gibi. Evet ya. Bu kulba katsiz zırhları, zişurları bu dünyada vatanı olmasın. En hasis bak. En mutafin, en mutafin cüzleri dahi. Dünyada kokuşmuş pislik şeyleri dahi. Birer menba hayat kesilmesi. Çöpe atılan kokuşmuş et parçaları, deri parçaları. Hayatın kaynağı olmuş. Oysa sen yersen hayatın yok olur. Hayatın yok olmaz olan şeyler, maddeler kokuşmuş et ya. Değil mi? Çürümüş peynir. Kurtlar yok. Neredeydi? Oradaydı. Ha. Ne olmuş bunlar? Menba hayat olmuş. Hayat fışkırmasına sebep olmuş. Neresi? Hayata için uygun olmayan yerlerden. Olması. Birer mahşeri hayvanat olması. Mahşer gibi her taraf kaynıyor hayat olması. Bir zarure ve bir bedaha ve bir tarik-i evla ve bir hadsi sadık ve bir yekinil kat'i delalet eder, şehadet eyler, ilan eder ki ne? Bu anlattıklarım ne diyecek? Şu nihayetsiz fezai alem, kainat ve şu muhteşem semavat burçlarıyla, yıldızlarıyla, zişur, zihaya, zirullarla doludur. En taafun etmiş et parçası, deri parçası, peynir parçasının içinden hayat fışkırırsa, böcekler çıkarsa, sinekler çıkarsa, en hayata uygun olmayan şeyden, hayata uygun olan nurani yıldızlar ve maddeler boş olur mu? Onlar da doludur. Nasıl diye ispat ediyor. Şimdi okuyacak yerime geldi. Bak nereden yaratıyor. Bu üçüncü bir yer okuyorum size. Nardan. Nar. Ateş. Ateş. Nurdan. Ateşten. Ateş dedi, nar ateş değil. Nardan. Nurdan. Ateşten. Evet. Işıktan. Zülmetten. Havadan. Saftan. Saf. Sesten. Rahiyadan. Mesela hangi kokuyu sürdün? O cinsten ruhani gelir. Etil alkol mu sürdün? Haram, erva habisi gelir. O koku sürdün değil mi? Buradan geçireceksin o gün. Koku ervahı tayyibe, revai tayyibeyi sever. Güzel kokuları sever. Ervahı habise, revai habisi sever. Hangi kokuyu sürdün? O tür mahluklar çekiyorsun. Bana güzel olan sana kötü olabiliyor abi. Evet. Yani buraya çiçek koyun, açın camı gündüz, arı gelir. Koyun pislik, sinek gelir. Hangi kokuyu sürünüyorsanız, o parfüm, o kimyasal, o tür ervahlar musallat olacak sana. O parfümler, hayvan, ervah habisenin musallat zeminleridir. Kesinlikle. Haçtan gelen nasıl oluyorsa mübarek, oysa Çin malı, alıp kullanıyoruz. Kimyasaldır, pisliktir. Belki de etil alkoldür. Hacıların getirdiği. Hakikisi olacak. Misk var. Mesela sabun gibi böyle katıdır, sür, yeter. Onu biz ölülere süreriz. Kefene sarmadan önce ayağın altına süreriz. Alnına süreriz. Avucuna süreriz. Öyle sararız biz. Ölüyü. Yani aynı sabun gibidir, katıdır, misk. Onu şey yaparız, süreriz. Ne süründüğüne bak. Hassas ruhlar, parfüm kullananların taşımış o erva habisi celbettiğini hissen fark ederler. Bugün bir tanesine dedim ki, uzak dur benden dedim ya. Ne sürmüşsün ya? Bu ne ya? Uzak dur, elimi bulandırıyor. Benim elimi bulandırıyor, o ondan keyif alıyor. Benden ayrıldıktan sonra şöyle demiştir.
Yapaz ya. Çakil. Sığınmış böyle. Bir anda işte anlamıyor ya, basmıyor. Evet. Anlamıyor. Nurdan, nardan, ateşten ruhani yaratılıyor. Işıktan, zulmetten, havadan, saftan, rayadan, kelimattan, esirden, hatta elektrikten ve sair-i seyalat-ı latifeden, böyle çekim kanunlarından, seyalat-ı latife, latif seyyal şeyler, hak olunan ne? O zihaya ve zişuurlara ve o zişuurlara şeriat-ı garay Muhammed'i aleyhissalatü vesselam ne demiş bunlara? Aleyhissalatü vesselam bu maddelerden yaratılan, bu maddeler nardan nurdan yaratılan mahluklara şeriat-ı garay Muhammed'i aleyhissalatü vesselam ne demiş? Kur'an-ı mucizel beyan bunlara bir cinsine, bu yaratılan, bu maddelerden yaratılanlardan bir kısmına melaike, bir kısmına can, cinlerin cemi. 3 ruhaniyat. Ruhaniyat. Der, tesmiyedir. Yani melaike, melaikenin ise etsamın muhtelif cinsleri gibi cinsleri muhteliftir. Maddelerin cinsleri gibi. Mesela çiçeğe müekkel melaike, koltuğa müekkel melaike, tamam. Ama gübreye, kansere, pisliğe, pis kokulara, parfümlere müekkel melaike yoktur. Erva habisiyettir. 146 sözlerde söylüyor. Yani hangi erva habise, revai habisi, kötü habis şeyleri sever diyor. O sende çok bulunursa bulunsa mevadi şeril oluyor. Şeril maddeye dönüyor. Yani peki ne yapar? Ha bak şey okuyayım, 240 aldı bak. Ne yapar? İnsanların fıtratını bozup yanlış yollara sevk eder. Ha burada diyor, 246. O nevin istidadını bozan, ben mi uyduruyorum? Erva kabisi bak. O nevin istidadını bozan ve yanlış yollara sevk eden mevvadi şeriliğiyle onların mümessilleri ve sekeni kabiseleri o nevi beşerin tarih-i kemalatına ne büyük bir engel ne müthiş bir düşman teşkil ettiğini ihtar eder. Yani buhranıyorsun, bunalıyorsun. Yani inler neyi aktif ettin? Neyi cevrettin? Seyrettin bir film kaç gün senden çıkmadığı gibi onun taşıdığı ruhaniyet de senden çıkmayacaktır. Allah Allah. Şu da olabiliyor mu abi? Şöyle de olur herhalde. Söylediğimiz kötü sözler, küfür sözler, olumsuz sözler de kulağımıza girerek yani kendi oluşturduğumuz... Tabii sistemimiz... Mesela Allah Resulü onun hakkında şöyle diyor aleyhissalatü vesselam. Kabir ehli diyor. Seyrettiği bütün pis, korkunç şekillerin cemi, toplamı. Duymuş olduğu korkunç seslerin toplamı, koklamış olduğu bütün pis kokuların toplamı, böyle gibi yumak bir şey olur diyor. Kişiye doğru gelir diyor kabirde. Öyle pis ses, bütün sesler, öyle pis koku, öyle bir görüntüsü, bağırır kabir eli, kimsin sen? Ben falanca yerde küfür ettiğin sözüm. O küfürle beni Allah bu şekilde yarattı. Der, Allah senin belanı versin der kabiri. Allah senin belanı vermek için ben geldim diyor. Ve ona sirayet eder diyor. Etinden böyle kemiğinden ruhuna girer. Duygularına girer. Nasıl girer diyor alimler. Oduna suyun girdiği gibi. O Celaleddin Suyuti diyor galiba. Güle kokunun sirayet ettiği gibi. Ruha da böyle girer diyor. O ruhani. Melaikenin ise etsamın muhtelif cinsleri gibi cinsleri muhtelif. Melekler de öyledi. Bu ders bunun tersi işte. Şu anda kemiğinize kadar sirayet ediyor ki ayet-i kerimede dabbetullar üstte üç yerden girer size diyor. Kemikten ayet bu. Beşinci şu anda anlatıyor.
kemikten, dişten, tırnaktan. Diyor ki bak, melaikenin ise ecsamın muhtelif cinsleri gibi cinsleri muhteliftir. Evet, son cümlemi okuyorum. Evet, evet, elbette bir katre yağmura müekkel olan nereden çıkarttın kardeşim sen? Gübrenin müekkeli, melek değil, ervah habisidir. Televizyondaki şekillerin şeyi, melaike değil, ervah habisidir. Bak ne diyor? Diyor ki, elbette bir katre yağmura müekkel, yağmura müekkel, melaike, şemse müekkel, melaikenin cinsinden değildir. Bir yağmura müekkel melaike ile güneşe olan müekkel melaike bir değil. Değildir. Cin. Biz ne biliriz biliyor musun? Cin, melek, şeytan, cin, insan, ins, cin, şeytan, cin, melek. Oysa ruhaniyet var. Bak koyacak. Ayrı bir kategoride zikrediyor. Bak ne diyor, bir daha okuyayım. Elbette yağmura müekkel olan melek, şemse müekkel olan meleğin cinsinden değildir. Cin ve ruhaniyat dahi. Bak ayrı bir kategori. Cin ve ruhaniyat dahi, onların da pek çok ecnası muhtelifeleri vardır. Cinlerin ve ruhaniyatın. Vardır. Mesela sudan yaratılan cinler var. Topraktan var. Ateşten yaratılan şeytanlık yapıyorlar. Ondan sonra hava cinleri var. Yani yaratılan cinler var. Ruhaniyat var. Mesela koku, yani pis bir şey yakıyorsunuz. Onun kokusundan ervah habise yaratılıyor. Ne diyor 246'da? İnsanın fıtratını bozan, yanlış yollara sevk eden ervah habise. Ve demek ki cin ve ruhaniyat dahi, onların da pek çok muhtelif ecnasi muhtelifleri vardır. Allah Allah. Ne garip ya, değil mi? Melaike ecsam-ı latifi nuraniyedirler. Muhtelif nevilere munkasımdırlar. Görüyor musun? Cin melek. Burada duruyorum. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Dedik ya, bu 29 söz çok gariptir. Pek olmaz bu ders buralar. Hele hayat ruhun nurudur. Başka bazı bir yerde şuurudur diyor. Hayat, ruhun vesaire. Hani tek tek acayip. Bunlar acayip bir yer 29 söz. Ben de dahil pek yaptığım yoktur. Ona dokunamayız ya pek. Amin. El Fatiha.